Property changer yani özellik değiştirici. Property changer yani özellik değiştirici, çizimimizdeki herhangi bir hatayı düzeltebileceğimiz veya düzenleyebileceğimiz AutoCAD'in en güçlü araçlarından birisidir. Bu derste nesneler üzerinde bazı geometrik değişiklikler yapmak için property changer'ı kullanmayı öğreneceğiz. Ekranımızda iki tane mekanik parça var. Bunlardan sağ tarafta olanı düzgün çizilmiş, ancak soldaki parçada bazı hatalar var. Property changer'ı kullanarak bu hataları düzelteceğiz. Property changer aktif durumdadır. Eğer sizin arayüzünüzde aktif değilse, Ctrl 1 kısa yoluyla aktif hale getirebilirsiniz. Bu derste Property Changer panelini sıklıkla kullanacağımız için Auto Hide yani otomatik gizleme düğmesine basarak panelin açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi palet gruplar halinde birçok ayar içeriyor. Bu gruplardan bazılarını açılır okları kullanarak daraltabilir ya da genişletebilirsiniz. Hangi ayarlar grubunu kullanacağınız seçtiğiniz nesneye göre değişecektir. Örneğin çizim alanına gelerek çemberi seçin. Panelin üst kısmına bakarsanız AutoCAD'in bu çemberi tanıdığını ve çemberle ilgili ayarları seçili hale getirdiğini görürsünüz. Bu derste geometri grubunun ayarlarını inceleyeceğiz. Öncelikle sahip olduğumuz ayarlara bir göz atalım. Gördüğünüz gibi tüm ayarlar çemberle ilgili ayarlardır. Bir değeri değiştirmek isterseniz önündeki alana tıklamanız yeterlidir. Örnek olarak yarıçapa tıklayalım. Değeri değiştirebilmeniz için alan seçili hale gelecektir. 0.5 yazıp Enter'a basarak ekrandaki değişikliği inceleyin. Değiştirebileceğimiz başka ayarlara da bakalım. Çemberin diameter yani çapını, circumference yani çevresini ya da area yani alanını değiştirebiliriz. Bu pencerede gri renkte görünen ayarlar değiştirilemeyecek ayarları belirtirler. Artık panelin nasıl kullanıldığını biliyorsunuz. Öyleyse çembere uygun bir yarıçap değeri atayalım. Örneğe bakacak olursak yarıçap 0.25 birim görünüyor. Yarıçap kısmına 0.25 yazıp Enter'a basın. Şimdi Escape tuşuna basarak seçimden çıkın. Düzeltmemiz gereken 3 ayrı çemberimiz daha var. Bakalım hepsini tek seferde ayarlayabilecek miyiz? Şimdi 3 çembere de teker teker tıklayın. 3'ü de seçili hale gelecektir. AutoCAD Property Changer penceresinde 3 çemberi de tanımıştır. Şimdi geometri grubu ayarlarına bakalım. Çemberlerin yarıçapları birbirinden farklı olduğu için yarıçap alanında varies yani çeşitli yazıyor. Yarıçap alanına tıklayın ve 0.25 değerini girin. Ardından Escape'e basarak seçimleri iptal edin. Gördüğünüz gibi seçili olan 3 çemberinde yarıçapları 0.25 birim olarak değiştirilmiştir. Şimdi de elipsi düzelteceğiz. Elipse tıkladığınızda çemberden daha fazla ayara sahip olduğunu göreceksiniz. Kaydırma çubuğunu tutarak aşağı doğru çekin. Böylece tüm geometrik ayarları aynı anda ekranda görebiliriz. Elipsimizin Major Axis yani büyük ekseni 4 olduğuna göre elipsi düzeltmek için Major Radius yani büyük yarıçap alanına 2 değerini girin ve Enter'a basın. Şimdi Minor Axis yani küçük ekseni ayarlayalım. Küçük eksenimizin değeri 3,25. Minor Radius yani küçük yarıçapımızsa bunun yarısı olmalıdır. Bu hesabı kafadan yapmak istemiyorsanız hesap makinesi kullanabilirsiniz. Property Changer penceresinde Minor Radius'un seçili olduğuna emin olun. Hesap makinesi simgesine tıklayın. Ekranımızda AutoCAD'in küçültülmüş hesap makinesi görünümü gelmiştir. Hesap makinesini büyütmek için açılır oka tıklayın. Şimdi hesaplamayı yapalım. 3.25 bölü 2 yazdıktan sonra eşittir düğmesine basın. İşlem tamamlandıktan sonra sonuç ekrana yansıtılacaktır. Apply yani uygula butonuna bastığınızda hesaplanan değerin küçük yarıçap bölgesine yazıldığını ve elipsimizin düzeldiğini göreceksiniz. Son olarak Escape'e basarak seçimi iptal edin. Property Changer ile işimiz bittiğine göre simge durumuna küçült düğmesine tıklayarak paneli daraltabiliriz. Şüphesiz ki Property Changer arayüzdeki en değerli araçtır. AutoCAD'i araştırmaya ve daha farklı şekiller çizmeyi öğrenmeye devam ettiğimiz sürece herhangi bir hatamızı düzeltmek için Property Changer'ı sıklıkla kullanacağız.